Vitakarnis'inden Türkçeleştirilmiş hali yaşayan ettir sanırsam. Serinin ismi Latince'de Living Meat olan Vitakarnis'ten gelir. Dünya üzerinde 1931 yılında kendiliğinden peydah olan bir takım etten canlıları konu alan bu kurgusal serinin yeri benim gönlümde bir ayrıdır. Vitakarnis benim tükettiğim ilk analog horror serisidir. Ancak tüm bu Vitakarnis hikayesine başlamadan önce sanırsam size analog horror nedir onu açıklasam daha iyi olacak. Analog horror, Türkçesi analog korku olmakla birlikte internet korkusunun bir alt dalıdır. Karakteristik özellikleri ise düşük kaliteli görsellik, analog teknoloji formatında olmaları, genellikle saklı mesajlar içermeleri, yer yer el kamerası görüntüleri içermeleri gibi sıralanabilir. En ünlü örnekleri ise No True Road, Local 58, The Mandela Catalog ve Gemini Home Entertainment olarak verilebilir. Şimdi de Vitakarnis'e bakalım. Video video inceleyip ilerleyeceğiz. En sonunda hikayeyi özet geçeceğim ve teorilerimi ortaya sunacağım, son bir video daha hazırlayacağım. Bu video rahatsız edici konular ve görseller içerir, daha fazla bilgi için açıklamayı okuyunuz. Video izlediğimiz ve izleyeceğimiz videoların gizli ve çoğaltılmaması veya seyredilmemesi gerektiği konusunda bir uyarıyla başlıyor. Devamında ise dünya üzerindeki yaşamla ilgili kısa bir bilgilendirilmeden sonra 1931 yılında Karnis canlılarının bir anda ortaya çıkmasını anlatıyor. Ardından bu videoları üretenlerin National Living Meat Research olduğunu öğreniyoruz. Amaçları ise bu canlıları araştırıp insanları bu konuda bilgilendirmek olduğunu söylüyorlar. 1931 yılından sonra sayıları hızla artmaya başlayan bu canlıların ne oldukları ve nereden geldikleri bilinmiyor. Dünyayı fethetmeye gelen uzaylılar mı, yoksa insanlara bela olmak için gelen şeytanlar mı oldukları hakkında bir takım espriler yaptıktan sonra bilim insanlarının Karnis canlılarının kökenlerinin dünya olduğunu keşfettiğini açıklıyor. Ancak nasıl ve neden olduğunu açıklayamıyorlar. Çok derinlemesine olmasa da haklarında bilinenler, kas, organ ve kemikten oluştukları, derisiz veya yalın etten oluşan memelileri andırdıkları, diyetlerinin çürüyen organik materyaller veya çoğunlukla çiğ hayvan etinden Karnis türü akrabaları dışında oluştuğu ve genelde kral popülasyonun olduğu bölgelerde görüldükleri üzerinedir. Bu bilgilendirmenin ardından Karnis türünün tanıtılan ilk mensubu olan kral hakkındaki dosya başlıyor. Kralın dallara benzeyen ancak siyah ve kırmızı renklerde etten oluşan bir form olduğunu, bu dalların sarmaşık, yosun veya mantara benzeyen bir yayılma şekline sahip olduğu, dallardan toplanan organik materyallerin kralın içinde damar benzeri yapılarla taşındığı, fotosentez ve enerji üretebildikleri ve bu gibi özellikleri sayesinde dünyanın her yerine yayıldıkları anlatılıyor. Kral popülasyonunun artışının diğer bitkilerin ölmesine sebep olduğu düşünülse de, ölen dalların toprağa karışmasıyla doğaya büyük bir katkısı olduğu, sistemin başında da kralın olduğu kendine özgü yeni bir doğa düzeninin oluştuğu gözleniyor. İnsanlığın da kralın bu devasa kapasitesinden faydalanıp onları gübre olarak kullandığı ve yenilebilir bir besin olsa da görünüşü ve tadından dolayı genellikle tercih edilmediği söyleniyor. Son olarak ise kral popülasyonunun olduğu bir bölgede kravlıların dallarından oluşan yumruların düşerek kendine ait bir yaşam formuna dönüştüğü anlatılıyor. Trimming denilen bu canlılar kendine ait tamamen farklı bir karnis canlısıdır. İlk videonun sonunda kurgunun hikayesine dair bize verilen ilk bilgi parçasıyla karşılaşıyoruz. Ancak bunları en son bir teori oluşturacağım zaman açıklayacağım. Her bir trimming birbirine benziyor olsa da genelde derisiz rakunlara benzedikleri, maksimum 20 cm boyunda oldukları, kravdan ayrıldıktan sonra yenebilecek her şeyle beslendikleri, ufak hayvanları avlayabilmeleri veya bitkileri tüketebilmelerine rağmen leşçil oldukları, diyetlerinin çürüyen sebze, meyve ve etten oluşup bunlarla kısıtlı olmadığını anlatıyor. Rahatsız edici ve korkunç görünüşlerine rağmen oldukça korkak canlılardır. Bu güçsüz yapıları nedeniyle besin zincirinin neredeyse en altında olup avcıların bolca beslendikleri bir canlıdır. Popülasyonun hızla azalacağı düşünülse de kravlın üretimi sayesinde sayıları sabit kalmaya, artmaya devam etmektedir. Doğal olarak trimmingler kral popülasyonun bulunduğu çevrelerde bulunabilirler. 2-4 sene arası ömürleriyle birlikte 7 ayda yetişkinliğe ulaşırlar. Bazı insanlar trimmingleri evcil hayvan olarak edinebilirler. Geceleri yüksek ve rahatsız edici sesler çıkartsalar ve çöp kutularını karıştırsalar da insanoğlu yine bir yolunu bulup evcilleştirmeyi başarmıştır. Meat Snake, transparant ve deriyi andıran bir yapının altında birçok farklı etten oluşan ve yılana benzeyen bir karnis türüdür. Doğumundan itibaren ne kadar yerse o kadar büyüyen bu karnis türü şu anda oldukça değersizleşen 50 kuruş boyutunda doğar. Hayatı boyunca ortalama 5 metreye kadar uzayan bu karnis türü adeta kaostan beslenen koca karılar gibi savaş veya doğal felaketler gibi olaylardan sonra veya esnasında oldukça büyüyebilir. Meat Snake'in diyeti tamamen ölü hayvanlardan oluşur.
Canlı bir hayvanı avlayıp tüketemezler. Aynı yılanlar gibi dilleriyle yemeğini bulup tüketirler. Aynı zamanda bu yılan set parçaları tükettiği her şeyi kendi vücutlarına ekler. En ufak bir parça bile atık olarak dışarı atılmaz. Böylece inanılmaz bir hızla ve şekilde büyüyebilirler. Ve meat snake'ler tükettiği hayvanın kafatasını kendi kafatası yerine de kullanabilirler. Evet, insan kafatası da buna dahil. Meat Snake'in yaşam ömrü tüketimine göre değişir. En uzunlarından biri 28 seneye kadar yaşamıştır. İçerisindeki kimyasallardan dolayı hiçbir avcısı yoktur ve hastalıktan ölmezler. Açlık, ateş ve dış kaplamanın tamamen parçalanmasıyla öldürülebilirler. İlginçtir ki Meat Snake'ler üreyebilen tek karnıs türüdür. Yeterince büyüdüklerinde mitoza benzer bir evreye girerek ikiye bölünürler. Sanki her şey yeterince rahatsız edici değilmiş gibi, biri de yeterince yerlerse birden iki oluyorlar. Popülasyonları cesetlerle doğru orantılıdır. Nerede ceset varsa orada Meat Snake de vardır. Ve insanoğlu da her zamanki gibi rahat durmayıp Meat Snake'leri organik madde çöpü olarak kullanmaktadırlar. Çünkü içerisindeki kimyasallar sayesinde hem hastalık yaymazlar hem de geriye hiç atık bırakmazlar. İnsanlar onları kasaplarda, hayvanat bahçelerinde ve daha da korkuncu savaş alanlarında kullanmaya başlamıştır. Kıçımızı bir rahat tutamıyoruz zaten. Uzun parmak ve uzuvları, boş bakan gözleri ve diş dolu geniş gülümsemeleriyle derisiz insanları andıran bu karnüs türü, belki de içlerinden en rahatsız edici olanıdır. Mutluluğu yansıtıyor olsa da gülümseme tamamen şans eseridir ve surat yapıları nedeniyle oluşmuştur. Sahte bir gülümsemeyi kim fark etmez ki? Diş yapıları et parçalarını ısırıp koparmak için gelişmiştir. Yetişkin bir mimiğin diyeti tamamen insan etinden oluşmaktadır. Mimiğin hayatı 3 aşamadan oluşur ve bunlar trimming akrabalarına benzer bir şekilde ufakken kravdan koptukları ilk evreyle başlar. Ancak onlara göre daha incedirler ve yalnız 4 uzuvları vardır. Bu durumdayken küçük hayvanlardan başlayarak gitgide daha da büyüklerini avlarlar. Yeterince beslendiklerinde sonraki evre olan yetişkinlik evrelerine geçerler. Bu evrede videonun başında belirtilen forma sahip olurlar. Avlanma şekilleri daha da kompleksleşir. Sadece insanları takip ederler ve insanlarla beslenirler. İnsan popülasyonunun bol olduğu bir bölge seçerler ve kolay bir hedef ararlar. Kıyafetler, mankenler ve mobilyaları kullanarak kendilerini insanların arasına karıştırırlar. Hedefini seçtikten sonra onu takip eder ve rutinini öğrenir. Ardından ise onun en savunmasız olduğu anda, genelde uyku sürecinde, sessizce yaklaşır ve insanı tüketir. Avını tükettikten sonra insan popülasyonundan uzaklaşır ve sindirim sürecine başlar. Eğer av uyanıksa çeşitli sesler çıkartarak dikkatini dağıtıp onu köşeye sıkıştırmaya çalışır. Daha sonra savunmasız anında hızlıca saldırır. Videonun bu kısmında serinin ilk el kamerası videosuyla karşılaşıyoruz. Ve inanın bana çok rahatsız edici bir video. Mimiğin sonraki formu ikiye ayrılır. Eğer mimik düzenli bir şekilde beslenirse daha insanımsı bir görünüme sahip olur. Saçı uzar, derisi oluşur ve kıyafet giyerek daha da insan işine karışır. Ancak garip gülümsemesi ve uzun uzuvları kalacağı için halen ayırt edilebilir. Çok fazla beslenirse büyür ve daha gelişmiş bir avcıya dönüşür. Boyu uzar ve insanımsı özellikleri ortadan kalkar. Tükettikçe güçlenen, siyah, esnek bir deriye sahip olur ve Elder Mimik olarak adlandırılır. Suratı soluk pembe rengi alır, dişleri boğazından aşağı kayar ve dişsiz, daha rahatsız edici bir görüntü ortaya çıkar. Siyah derisini karanlık ortamlarda daha rahat bir şekilde saklanabilmek için kullanır. Yetenekleri de hayrıca artar ve bu Elder Mimiği gezegendeki en etkili yırtıcı haline getirir. İnsanoğluna sergilediği tehlike nedeniyle devletler insanları bilgilendirmek ve korumak için bir duyuru hazırlamışlardır.
Eğer bölgenizde mimik olduğu biliniyorsa dışarıya tek başınıza çıkmamaya dikkat edin. Sizin varlığınıza şaşırmayan ve sabit bir mimik görürseniz sessizce uzaklaşın ve yerel otoritelerinize durumdan haberdar edin. Bir mimik tarafından saldırıya uğrarsanız kendinizi kaçabileceğiniz bir konuma alın. Bir mimik kolayca kaçabilecek bir rotası olan ava saldırmaz. Bir mimik tarafından köşeye sıkıştırılırsanız cenin pozisyonuna geçin, boynunuzu ve hayati organlarınızı korumaya alın ve çıkartabileceğiniz kadar yüksek sesler çıkartarak diğer insanları haberdar edin. Bir silahınız varsa onu saldırmak için kullanmayın. Mimiği zamanında etkisiz hale getirebilecek kadar güçlü olmayacaktır. Onun yerine mimik ve kendi aranızda bir bariyer olarak kullanın. Avlanmakta olan bir mimik görürseniz ve o sizin varlığınızdan haberdar değilse alçak bir mobilyanın kenarına saklanın ve sessizce bekleyin. Mimik aramakla çok vakit kaybetmeyecektir ve uzaklaşacaktır. Bu bilgilendirmelerle birlikte videonun sonunda ortalarındaki videonun devamını görüyoruz. Görünüşe göre Mimik Efendi avını afiyetle emirmekle meşgul. Açıklamadan Doğruyan Kuveli'nin kanalına gidip seriyi kendi gözlerinizle izleyip onu da destekleyebilirsiniz. Alttaki şu beğeni, abone ve zil boncuklarını dokunursanız pek mutlu olurum. Ha bir de yorum yaparak insanoğlunun en içten ihtiyacı olan fikir belirtme ayrıcalığına da sahipsiniz. İyi günler dilerim.